Özel Anadolu Hastanesi Olay Sağlığı sunar. Seyirciler, Olay Sağlık programından herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Günlerden cumartesi, tarihler 24 Kasım'ı gösteriyor, saatlerimiz 12. Bu arada bugün 24 Kasım, tüm öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü buradan kutlamış olalım. Evet, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Olay Sağlık programındayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi önemli bir konuyu konuşacağız. Uzman doktorumuz Mustafa Haluk Akış bizlerle birlikte. Bugün senkop nedir? Halk arasında bayılma tabiriyle adlandırdığımız ve epilepsi hastalığını konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Mutlu haftalar diliyorum ben size de. Sağ olun, teşekkür ederim ben. Hocam aslında ben şimdi tabii yakın bir zamanda internetten de araştırmalarımı yaptım. Birçok kişiyle de konuştuk. Bu epilepsi hastalığına bugün özellikle bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Ama onun öncesinde bir senkop nedir? Biz bayılma diye tabir ediyoruz halk arasında. Evet. Bayılma diye geçiyor. Nedir senkop? Tanımını yapabilir misiniz? Evet, tabii. Şimdi senkop ya da bayılma dediğimiz durum aslında bir bilinç kaybını içeren ve kişinin beyin aktivitelerinin geçici olarak durduğu bir durum. Bu kısa süreli oluyor çoğu zaman bilinç kaybı burada. Beyine giden kan akımının, beyine gelen oksijenin kesilmesi sonucu beyin fonksiyonlarının geçici bir durması anlamına geliyor. Ve bu esnada kaslarımızı kontrol eden beyin bölümü de etkilendiği için kaslarda bir gevşeme oluyor ve kişi yere yığılıyor, düşüyor. Bilinç kaybıyla birlikte vücut kas tonusunun kaybolması ve geçici bir bilinç kaybı yaşaması durumudur senkop. Halk arasında bayılma deriz. Hemen herkes bir kez hayatında bayılmıştır herhalde ya da bayılacak gibi olmuştur. Senkop öncesi durumu yaşamıştır. Bu tabii diğer konuşacağımız nörolojik rahatsızlık olan epilepsi, yine halk arasında SARA denilen durumla karışabilen de bir durumdur aynı zamanda senkoplar, bayılmalar. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Evet. Hangi durumda önemli, altta yatan önemli bir sebep var? Bunu tespit etmek gerekiyor bizler açısından. Tabii şimdi bu ikisinin ayrımını yapacağız ama senkopla bilinç kaybı aynı şey değil galiba. Bilinç kaybı daha farklı mı tabir edebiliriz bunu? Evet, yani bilinç kaybı senkopun bir parçası. Senkop esnasında kişinin çevresinde olan bitenin farkında olamaması durumu. Çevreye tepki gösterememesi, cevap verememesi. Mesela sorulan sorulara cevap verememesi, çevresinde olan bitenden haberdar olmaması. Geçici bir hafıza kaybı diyebilir miyiz peki buna? Hafıza kaybı denilebilir mi? Hafızada daha çok kişinin hani bilinci açık da olabilir hafıza kaybı durumunda. Öyle demeyelim. Çevreden haberdar olamama durumu. Yani çevresinde ne olup bittiğinin farkında olmama durumu. Sorulan soruları algılayamaması, cevap verememesi, tamamen kendisini kapalı, beynin kitlemesi durumu. Emirlere uymaması, mesela yanındaki kişinin sorduğu sorulara yanıt verememesi, gözlerini açamaması gibi çevreyle olan iletişimin kopması anlamına geliyor bilinç kaybı. Aslında biz hep görüyoruz böyle bilinç kaybı yaşayan kişilerde doktorların bir hareketi vardır. Evet. Elleriyle gözlerine doğru. Tabii biz nörolojik muayene sırasında ama onu yapabilmemiz için bilincin açık olması gerekiyor. Hastanın parmağımızı takip edebilmesi lazım mesela. Bilinci kapalı bir hastada onu yapamayız. Çünkü hasta sizin verdiğiniz komutlara algılayamadığı için onlara uyamaz. Değişik başka tedavi teşhis yöntemleriyle, muayene yöntemleriyle bilincin gerçekten ne kadar kapalı olduğunu, kapalı olup olmadığını. Çünkü bazı durumlarda hastalar evet karşımıza gelir, sorulan sorulara cevap vermez, bizimle iletişime geçmez, kolunu bacağını hareket ettirmez ama gerçekte bilinci kapalı değildir. Biz bunu gerçek bir bilinç kaybı olup olmadığını diğer muayene yöntemleriyle
anlarız. Bilinç kaybı varsa da bunun tabii altında yatan sebep nedir? Onu araştırmaya başlarız böyle bir durumda. Hocam şimdi bir sosyal medya sorusu var. Meryem Hanım İzmir'den soruyor kendisi. Evet. Stresle bir bağlantısı olabilir mi bunun? Şimdi tabii konuşacağımız konu senkop, bayılma. Senkop, evet. Hı. Burada strese bağlı bayılmalar, bizim psikojen bayılmalar dediğimiz altta yatan sebebin daha çok psikolojik bir takım rahatsızlıklar olduğu bayılmalar vardır. Stres buna sebep olabilir. Yine refleks bayılmalar, oldukça sık görülen bayılma türleri, bunların da kökeninde bir takım stresör faktörler vardır. Bunlardan bahsedelim biraz Evet hocam, isterseniz. refleks senkop mesela. Nedir Refleks refleks senkop? senkop dediğimiz herhangi bir dış uyanana karşı ya da vücudun, beynin çalışmasını etkileyen, içeriden gelen bir takım hormonların, bir takım maddelerin salınmasına bağlı ortaya çıkan tansiyonun düşmesi, kalp hızının düşmesi gibi bir takım sonuçlarla kendisini belli eden bir uyarana karşı refleks olarak vücudun, beynin gösterdiği bir reaksiyondur. Tansiyonun düşmesini refleks refleks bayılma. senkop diye mi adlandıracağız mesela? Tansiyon düşmesi değil, sadece refleks senkop sırasında tansiyon düşüyor. Hı-hı. Neler sebep Hı-hı. olur derseniz, mesela biraz önceki soruya da cevap olacak bu. Mesela burada stresör faktörler önemli. Ani bir korku, bir heyecan veya Panik anı. Bir şeyle karşılaşmak, korkunç bir şeyle, ani bir şeyle Şok. karşılaşmak, bir şok etkisi, bir haber almak ya da vücudun postürüyle, pozisyonuyla, bulunduğu ortamla ilişkili çok sıcak bir ortamda uzun süre ayakta durmak. Mesela bu çok günlük pratikte sık karşılaştığımız bir durum. Otobüste, metroda, ulaşım Bir anda araçlarında, böyle fenalık sıcakta, basıyor. evet, Evet, kalabalık bir kalabalık bir ortamda ortamda. refleks senkop gelişiyor. Vazovagal senkop diyoruz biz buna. O sırada ne oluyor? Mesela kişi kalabalık bir ortamda diyelim, uzun süredir ayakta duruyor. Ya yani karnı da aç, herhangi bir şey de yememiş. Kan şekeri de biraz düşmüş olabilir. Yavaş yavaş senkop öncesi belirtiler görülüyor. Nedir Gözlerde bunlar? kararma hafif, Evet. baş dönmesi. Yani hepimiz yaşamışızdır. Tam bayılmasak da, senkop Evet. geçirmesek de presenkop dediğimiz senkop öncesi belirtiler ortaya çıkıyor. İşte rengin solması, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması, baktığımız şeyin ortamın mesela periferini dediğimiz yanlarını görememe, tünel görme dediğimiz bir belirti vardır. Sadece önünüzü görürsünüz öyle bir durumda. Hocam şunu öğrenmek Görme de istiyorum bozulur aslında. yani bu esnada. Bu vücudumuzun yani direnç güçsüzlüğünden mi kaynaklanır, yoksa bu bir yerden sonra alışkanlık olabilir mi bizde? Şimdi yani direnç düşüklüğü de sebep olabilir. Tek başına sebep o değil ama her yaşta farklıdır. Mesela daha çok gençlerde görülür bu. Henüz beyin gelişiminin, nörolojik gelişimin tam olgunlaşmadığı, reflekslerin tam yerleşmediği, tam gelişimi tamamlamadığı, psikolojik olarak daha aktif olan bir dönemde, gençlik döneminde heyecan, bazı duyguların daha yoğun yaşandığı durumlarda üzüntü gibi, sıkıntı gibi, sinirlilik gibi, kendisini ifade edememek gibi, heyecana karşı duyulan bir takım tepkiler. Bir kişi böyle durumlarda daha çabuk sinir sistemi etkilenir. Ani bir tansiyon düşmesi, kalp hızının yavaşlaması ve bu esnada beyne giden kanın azalması sonucu kişi ayakta duramaz. Beyin fonksiyonları kişiyi ayakta tutacak güçte değildir. Kaslara yeteri kadar kan gitmez ve yığılma tarzında yere birden olduğu gibi yığılıp kalır. Aslında bu düşmeler senkop için birer kurtarıcı manevradır. Beynin, organizmanın kendisini korumak amaçlı yaptığı bir durumdur. Çünkü yere düştüğü zaman kalp ile beyin aynı hizaya gelir, aynı seviyeye gelir. Normalde ayakta duran bir kimsede ya da oturan bir kimsede, uzun süre oturma sonrasında da bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Uzun süre mesela masa başında ya da koltukta oturan bir kişi aniden ayağa kalktığı zaman ya da çok uzun süre ayakta
durduğu, o sıcak bir ortamda, kalabalık bir ortamda durduğunda yine aynı şeyler yaşanır. Beyine giden kan ve oksijen azaldığı için beyin kendisini uyanık tutamaz. Yani çevresini çok iyi algılayamaz. Kaslarda da bir gevşeme söz konusu olur ve kişi yığılır, yere düşer. Düştüğü anda da kalp beyinle aynı seviyeye gelir yerde yatan bir kişi de. Dolayısıyla beyine daha kolay kan gidebilir. Yani kalbimiz vücudumuza ve beynimize göre daha aşağıda durduğu için ayakta dururken kalbin beyne kan pompalaması daha zordur. Yüksek bir yere kan göndermek gibi, ama yatar durumdayken bu daha kolay bir hal alır. Beyne daha rahat kan gidince de kişi bir süre sonra kendisine gelmeye başlar. Yavaş yavaş. Zaten evet, senkoplarda öncesinde böyle belirtiler olur dediğim gibi. Göz kararması, baş dönmesi, terleme, bulantı gibi, çarpıntı gibi, görmesinde bir takım bozukluk, tünel görme gibi. Sonrasında da hareketsiz bir şekilde yığılıp kalır. Bazen çok kısa titreme tarzında kasılmalar olabilir senkoplarda da. Epilepsi nöbeti olmadan da bir kasılma görülebilir kısa süreli. Bu senkoplar dediğim gibi refleks senkoplar, bahsettiğim gibi çok sıcak bir ortam, kalabalık bir ortamda uzun süre ayakta kalmak, açlık, tansiyonun çok düşük olması veya stresör faktörler, korku, heyecan, öfke, kendisini ifade edememe, aşırı kızgınlık, sinirlenme birisine gibi tepkilerin sonucunda da olabilir. Hocam, aslında ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Belki bunu yaşayan izleyicilerimiz de vardır. Ben de buradan bir ses olayım. Şimdi ben mesela su içtiğim zaman, çok hızlı bir şekilde su içtiğim zaman ya da çok hızlı bir şekilde yemek yediğim zaman bir anda gözüm kararıyor ve düşüp bayılacakmış gibi hissediyorum. Evet. Özellikle suda, yani su içtiğim zaman bunu daha çok yaşıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? İşte bu da refleks senkoplardan birisi. Onun içine giriyor. Evet, yani bu bazen böyle su içme hızlı, ani tutamıyorum, bir... sallanıyorum bir anda ve sonra toparlayabiliyorum. Evet, yani bu mesela miksiyon, defekasyon sırasında da, tuvalet ihtiyacı giderildiği esnada da olabilen bir durum. Böyle bayılmalar veya yutma sırasında çok soğuk sıcak şeylerin bir anda yutulması... Sizin bahsettiğiniz gibi su içme, yemek yeme veya gülme, ağlama, bunlar da senkopu tetikleyebiliyor. Bunlara refleks senkop diyoruz biz. Yani altında bunların çok önemli hastalıklar yatmaz çoğu zaman. Çabucak düzelen durumlardır. Birkaç saniye içerisinde geçer. Ama zaman zaman tekrarlar. Gençlerde daha sıklıkla görülüyor bunlar, sinir sistemi maturasyonunu tamamlayana mesela, kadar. 18 mesela biz çoğunlukla bu senkoplar yaş. İşte 15-19 yaş arası dönemlerde senkop görüyoruz. Bu tip ergenlik dönemindeki hem psikojen kökenli hem refleks senkoplar bu yaşlarda. Kız çocuklarında özellikle biraz daha fazla görüyoruz. Hastanelere mesela senkop nedeniyle başvuranlar, yapılan araştırmalarda %5 ile 10 arasında hastalar senkop nedeniyle hastanelere, %1-2 acil servislere başvurabiliyor. Değişik sebepleri var. Bunlar, bu bahsettiğimiz senkoplar, iyi huylu diyebileceğimiz. Fakat araştırılması da gerekiyor. Altta tabii bunların bir hekim tarafından görülmesi gerekiyor. Kötü huylu senkoplar şöyle, özellikle bunlar tekrarlayan, daha uzun süren ve bir takım başka belirtilerle birlikte olan senkoplar. O zaman bunun altında mesela kalp kaynaklı bazı rahatsızlıklar olabilir. En tehlikelisi onlar. Nörolojik hastalıklar olabilir ikinci sıklıkta. Senkop nedeni olabilecek. Bu yaşlılarda özellikle mesela senkopların çoğunda kalbi araştırmak gerekiyor. Kalpteki ritim bozuklukları, kalp yetersizlikleri, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp krizi gibi daha bunlar önce. Riskli. Bunlar evet senkopa yol açabiliyor. Tabii yaşlılarda daha çok 60 yaş üzerinde bunlar önemli bir yer tutuyor. Refleks senkoplar daha çok daha erken yaşlarda görülüyor. Mesela çok küçük çocuklarda, bebeklerde bile bazen katılma nöbetleri dediğimiz bir tür senkoptur o da. Ağlamaya aşırı ve sürekli ağlama sonrasında çocuk bir anda kendini kaybeder. Bir katılma nöbeti geçirir. Bu da çocukluk gülerken çağında de oluyor, evet, ağlarken olabilir. Bunlar da bir tür senkoptur, geri dönüşümlüdür.
Dediğim gibi senkopların nörolojik kökenli olanları da vardır bir de. Nörolojik hastalıklar sırasında da senkop Nedir görülür. hocam onlar? Örnek verecek olursak. Mesela bunların çoğunu beyin damar hastalıkları. Yani beyine giden kan akımını azaltacak her türlü hastalık. Damar tıkanıklıklarından tutun da beyin kanamaları öncesinde Zaten sonrası kişi felç senkop geçirebilir. durumuna sebep oluyor. Parkinson gibi, demans gibi bazı demans türlerinde de senkop görüyoruz. Burada da ortostatik hipotansiyon dediğimiz, yani ayağa kalktığı anda kişinin tansiyonun aniden fazla miktarda düşmesi, beyine Ben de giden yaşıyorum kanı bunu. Evet. azaltarak senkopa yol açabilir. Özellikle biraz önce saydığım gibi Parkinson hastalarında, çoklu sistem atrofisi dediğimiz hastalıklarda, beyin atrofilerinde, demansların bazı türlerinde bu tip senkoplar görülebiliyor. Yine epilepsi nörolojinin ayrı bir konusu, senkopla karışabiliyor. Bunların farkını konuşacağız. Yine beyin damar hastalıkları söylediğimiz gibi geçici felçler, geçici iskemik atak dediğimiz geçici olarak beyine giden kanın azalması sonucu ortaya çıkan bayılmalar da yine nörolojik kökenli senkoplar. Bazen migren hastalarında çok ağrıya bağlı ağrının Şiddetli ağrının getirmiş olduğu bir bayılma. şiddetli bir migren atağı sırasında veya herhangi başka bir ağrı da olabilir bu. Mesela yani bir kanser ağrısı olabilir söz gelimi veya bir böbrek taşının ağrısı olabilir. Kişinin çektiği şiddetli, dayanılmaz bir ağrı, hatta diş ağrısı bile olabilir. Çok şiddetli ağrıya karşı Yani acıdan bayılacağım deriz ya. vücudun verdiği Evet. bir tepkidir, bir reaksiyondur. Bunlar da senkopa yol açabiliyor. Ağrı senkopu dediğimiz durumlar. Hocam, şimdi epilepsiye de geçeceğim ben birazdan. Gerçek senkop olmayan ancak senkopu taklit eden bir durum varmış. Böyle bir şey doğru mu? Şimdi senkop biraz önce söylediğimiz gibi bayılma, beyine giden kanın geçici olarak azalması, beynin oksijensiz kalmasına bağlı bir durum. Buna benzeyen durumlar mesela gerçekten senkop olmayan mesela psikojenik kökenli bazı panik atak sırasında kişiler bayıldığını ifade ederler. Gerçek bir bayılma durumu bir senkop durumu değildir çoğu zaman. Kişi o bayılacakmış hissiyle bunları ifade eder. Yani aynı bayılma öncesi, senkop öncesi duyduğu, yaşadığı bir takım belirtileri kendisi baygınlık gibi ifade edebiliyor. Bu gerçek bir senkop değil aslında. Ki şu anda bilinç kaybı olmuyor çünkü çevresinin farkında, sorulara cevap verebiliyor ama konuşacak durumda değil, kendisini ifade edecek durumda olamayabiliyor. Dolayısıyla bu bir gerçek bir senkop olarak kabul etmiyoruz bunu. Kasıt buysa eğer sorudaki psikojen kökenliler olabilir. Diye tabir Ama edebiliriz. gerçek senkoplar zaten çok kısa süreli. Hastaneye gelene kadar çoğu zaman bunlar düzelir. Düzeliyor. Hatta refleks senkoplarda konuştuğumuz gibi mesela ayaktayken senkop geçiren bir kişi yere düştüğü zaman bile 10-15 saniye, 20 saniye sonra biraz rahat nefes alıp vermesi sağlanırsa mesela böyle bir durumda kişilere ne yapılabilir? Evet, ilk Nasıl yardım yardımcı konusunda olunabilir? hocam hemen Ondan da ondan bahsedeyim. önce bu hangi bayılmalar çok ciddidir ve sonrasında bu ilk yardım konusunda da biraz Evet. değinirseniz. Şimdi ciddi olanlar tabii bizim biraz önce bahsettiğimiz refleks senkopların dışındaki, vazovagal senkopların dışındaki bayılmalar, kalp kökenli ve nörolojik hastalıklara bağlı En bayılmalar. ciddi bayılma Evet. türleri. Birçok kalp hastalığı buna sebep olabiliyor. Bunları ayırt etmek lazım, özellikle belli bir yaştan sonra. Böyle gelen hastalarda bir takım rutin kan tetkikleri, kalp elektrosu, kalp ritminin takip eden ritim holterler, tansiyon takibi yapan holterler, ekokardiyografi, nörolojik belirtiler eşlik ediyorsa senkopa, mesela baş ağrısı ya da baş dönmeleri, vücudun herhangi bir yerinde olan uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme gibi konuşma bozuklukları,
nörolojik bir takım belirtiler yani ekleniyorsa eğer senkopa birlikte oluyorsa ya da sonrasında görülüyorsa altta yatan bir nörolojik hastalık var mı ya da bir kardiyolojik bir rahatsızlık var mı? Bunları araştırmak gerekiyor. Mesela EEG, tomografi, MR gibi bir takım tetkikleri de epilepsiden ayırmak için şüphelendiğimiz durumlarda uyguluyoruz bu bayılmaları. Bir gerçek epilepsi midir? Çünkü hasta o esnada gerçekten kendisini ifade edecek durumda değildir. Geçici bir bilinç kaybı yaşıyordur. Ve sonra hekime geldiği zaman da o esnada olan biteni anlatacak durumda değildir. Sadece belki öncesindeki bir takım bulguları, bayılmadan önceki durumları aktarabilir bize. İşte bir anda gözüm karardı, başım döndü, terlemeye başladım, fenalaştım ve ondan sonrasını hatırlamıyorum der. Biz ondan sonraki hikayeyi bu duruma şahit olan hastanın yanında bulunan kimselerden alıyoruz. Dinliyorsunuz. Bu durumun ne kadar sürdüğünü mesela süre olarak yaklaşık. Hani bir dakika içinde kendine geldi mi ya da 10-15 dakika, yarım saat gibi sürdü mü? Bu esnada bir kasılması var mıydı? Ellerini, kollarını kasıyor muydu? İstemsiz hareketleri var mıydı? Titremeleri var mıydı? Çenesini kasmış mı? Dilini ısırmış mı? Bu esnada hastanın vücudunda başka gözle görülen bir hareket var mı? Yani ne bileyim, rengi nasıldı? Mor muydu? Soluk muydu? Rahat nefes alıp veriyor muydu? Gibi. Bakılabilmesi o esnada tansiyonu nasıldı? Nabzı nasıldı? Bunlara bakabilen, ilk yardım bilgisine sahip kişiler olabiliyor bazen. Bu değerli bilgiler bize altta yatan sebebin ciddi bir şey mi olduğunu, ne yönde araştırmamız gerektiğini, acaba bir kalp hastalığı mı araştırmamız gerekiyor, nörolojik bir hastalığı mı? Bu konuda Yol bize gösteriyor. yol gösterecek ve biz Evet. ondan sonra hastanın muayenesi, tetkikleri, ailede böyle rahatsızlıkların olup olmadığı, mesela kalp hastalıkları açısından önemli bu. Ailede bir hikaye var mı Evet, bununla bilinen ilgili? bazı ritim bozuklukları vardır. Mesela ailevi olan, bayılanlar vardır bu şekilde sık Ritim sık. bozuklukları çok etkili midir Evet, bu tabii konuda? çünkü bazen mesela aşırı çarpıntı durumlarında kalp hızının 150-200'leri bulduğu, normalde 60-80 arasında olan bir kalp hızı böyle yüksek seviyelere çıktığı zaman kalp yeteri kadar kasılamaz. Çünkü normalde 70-80 atan bir nabız, bir kalp atım sayısı yeteri kadar kan pompalar vücuda ve beyne. Ama bu sayı artarsa 150-200, bazen 300'lere çıkarsa bu sefer kasılmalar çok kısa süreli olacağı için kalpte ritim bozukluğu dediğimiz odur. Bazen de ritim çok da düşebilir. 40'lara düşebilir mesela. Böyle durumda hep beyne yeteri kadar kan gönderemediği için senkop geçirir kişi. Tabii bu esnada kalp hastalıklarının diğer belirtileri var mı? Mesela göğüs ağrısı gibi, terleme gibi, nefes alıp vermede zorluk gibi, bunları da sorgulamak gerekiyor. El ayak uyuşmaları, morarmaları, titremeler, kalp hastalıkları açısından bizi o yönde araştırmaya yönlendirir. Kardiyoloji ile işbirliği yaparak senkopu çok yönlü araştırmak gerekiyor. Hem nörolojik hem kardiyolojik. Bazen dahili bir takım hastalıklar, iç hastalıkları, mesela kansızlık gibi. Derin anemilerde kanın çok düşük olduğunda yine beyne giden kan yeterli biri olsa için taşıyacağı oksijen düşük olacağı için beyin yeteri kadar Bu da sebep beslenemez, bayılmaya olabilir. sebep olabilir. Hocam şimdi epilepsi hakkında birçok şeyi konuşacağız az sonra. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamın Evet. ardından yeniden buradayız. Özel Anadolu Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Özel Anadolu Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Olay sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Uzman doktor Mustafa Haluk Akış bizlerle birlikte bugün. Evet hocam, epilepsiden bahsedelim dedik. Toplumda aslında sıkça karşılaşan nörolojik hastalıkların başında geliyor epilepsi, öyle değil mi? Evet, yani bizim nörologların özellikle sık gördüğümüz nedir sıklığı derseniz, ortalama popülasyonda %1 oranında görülen bir rahatsızlık epilepsi. Epilepsi bir hastalık.
Sara hastalığı diğer ismiyle. Evet, halk arasında SARA denilen bir hastalık. Programın ilk bölümünde konuştuğumuz senkof ve bayılmalardan farklı bir durum. Tedavisi farklı. Kronik bir hastalık epilepsi. Yani kronik dememiz Nöbet. nöbetlerle, tekrarlayan nöbetlerle kendisini gösteren bir hastalık. Bir beyin hastalığı. Nöbet neden oluşuyor? Beyin hücrelerinin aslında ani bir deşarjı, elektrik deşarjı, ani elektrik boşalımları sonucu beyin hücrelerinde ortaya çıkan durum bu. Bu deşarjın sonucunda kişide görülen bir takım belirtiler. Epilepsinin tabii tiplerine göre değişik belirtiler ortaya çıkıyor. Bizim halk arasında SARA diye bildiğimiz, genellikle herkesin tanık olduğu veya gördüğü nöbetler aslında dışarıdan da fark edilen epilepsi nöbetlerinin bir türü, jeneralize dediğimiz bizim büyük nöbet denilen bayılma, kasılma, işte kollarda, çenede kilitlenme, ağızda köpük, Köpük. gözlerin sabit bir yere bakması, o esnada dil ısırma, dudak ısırma, idrar kaçırma gibi bir takım belirtilerin eşlik ettiği, böyle birkaç dakika süren bir büyük nöbet, Hocam, jeneralize nöbet. Bu peki bir türü. bunun nedeni nedir peki? Nedenleri Yani nelerdir? epilepsilerin çoğu aslında genetik hastalıklardır. Ailede birisinde Özellikle, varsa diye önce kontrol mü etmek, bilmek evet, mi lazım yani bunu? genetik rahatsızlıklar kuşaktan kuşağa aktarılan hastalıklar. Onun dışında biz herhangi bir sebep bulamadığımız durumlarda biz epilepsiyi genetik olarak addediyoruz ve bunlar daha çok çocukluk yaşlarında, gençlik yaşlarında ortaya çıkan, hayatın erken dönemlerinde ortaya çıkan nöbetlerle kendisini gösteriyor. Mesela daha ileri yaşlarda epilepsi sebepleri daha farklı şeyler. Beyin damar hastalıkları olabiliyor. Felç geçiren hastalarda mesela epilepsi nöbeti görülebiliyor. Beyin tümörlü hastalar epilepsi nöbetle karşımıza gelebiliyor. Peki bunun türleri var mıdır? Evet, biraz önce bahsettiğim o kasılmayla, bilinç kaybıyla olan büyük nöbet dediğimiz jeneralize nöbet. Onun dışında parsiyel nöbet dediğimiz daha küçük nöbetler. Yani çoğu kimsenin belki fark edemeyeceği nöbetler olabilir bunlar, parsiyel nöbetler. Bunlar basit bir uyuşukluk. Mesela hafif bir kasılma, elde bir titreme veya bacakta bir atma tarzında istemsiz bir hareket. Vücudun belli bir bölgesine lokalize olmuş bir nöbet olabilir. Parsiyel nöbet dediğimiz, kısmi nöbet yani. Bütün vücudun kolları, bacakları kasılma, bilinç kaybı şeklinde değil de bilincin açık olduğu, kişinin normal faaliyetlerini yerine getirebildiği, mesela konuşabildiği, bilincin etkilenmediği, cevap verebildiği ama bir tarafında bir uyuşukluk, bir karıncalanma, bir yanma. Bazen işte mide, bağırsak, karın bölgesinde duyulan bir rahatsızlık hissi, bir yükselti hissi dediğimiz, gastrik duyum dediğimiz, mideden yukarı bir şey geliyormuş gibi bir his. Çoğu zaman hastalığın çok iyi tarif edemedikleri durumlar da bizim küçük nöbet dediğimiz, parsiyel nöbet dediğimiz nöbetler olabiliyor. Bazen de beynin özellikle bu nöbetlerin çıktığı temporal bölgeden beynin yan loblarından kaynaklanan nöbetler oluyor. Burada mesela bir takım otomatizma dediğimiz bir takım hareketler oluyor. Anlamsız hareketler. Mesela elleriyle yaptığı kişinin kıyafetlerini çekiştirme, ağzıyla yaptığı yalanma, yutkunma gibi, ağız şapırdatma gibi, yeme hareketleri gibi, İstemsizce, farkında istemsizce, olmadan. farkında olmadan elleriyle, bazen ayaklarıyla, bazen de ağız çevresindeki kasların istemsiz kasılmasıyla ortaya çıkan bir takım nöbetler de var. Bunlar da kompleks nöbetler, karışık nöbetler diyoruz. Bu tip değişik nöbetler mevcut epilepside. Aslında en çok sorulan sorulardan birisi bu da. Tedavisi var mı yoksa bir ömür boyu sürer mi bu? Şimdi epilepsi tedavisi olan bir şey, bir rahatsızlık. Fakat uzun süreli tedavi gerektiren bir durum. Burada tabii epilepsiler genetik epilepsi ise, yani altta yatan başka bir sebep yoksa, bir beyin kanaması, bir damar tıkanıklığı ya da bir tümör, bir damar anomalisi gibi sebepler varsa şayet,
ve epilepsinin kaynağının bunlar olduğu tespit edilirse bunlar daha yüz güldürücü tedavi edilebilen. Çünkü oradaki aşırı anormal elektrik deşarjlarının ortaya çıktığı beyin bölgelerinin mesela çıkarılıp alması veya o bölgenin yakılması gibi lezyon yaparak, o bölgeyi beyinden çıkartarak, kesip çıkartarak nöbetleri önleyebiliyoruz cerrahi tedavilerle. Evet. Bunlar dediğim gibi bir takım beyinde belirli bir lezyon olup da nöbetin oradan kaynaklandığını tespit ettiğimiz vakalar için geçerli. Onun dışında epilepsinin tedavisi ilaç tedavisidir. Antiepileptik ilaçlar dediğimiz Bu ilaçlar ömür boyu kullanılabiliyor mu çok peki? sayıda ilaçlar var. Bazı nöbet türlerinde ömür boyu tedavi gerekiyor. Onları kesemiyorsunuz. Kestiğiniz zaman nöbetler Tekrar tekrarlıyor. ediyor. Evet. Özellikle bazı genetik epilepsiler, çocukluk çağından başlayan epilepsiler, bunlar ailevi olanlar, bunlar ömür boyu tedavi Bu gerektirenler. ilaçların yan etkileri var mı peki? Şüphesiz var, çünkü hepsi kimyasal maddeler. Fakat biz nöbet türüne göre, nöbet tipine göre ve sıklığına göre nöbetlere bu ilaçları kullanıyoruz. Yan etkiler ortaya çıktığı zaman ilaçlarını değiştirebiliyoruz. Dozlarını ayarlıyoruz yan etkilere göre. Yan etki çıkıyor mu diye belli aralıklarla takip edip kan tahlilleri ve elektroensefalografi dediğimiz EEG denilen kısaca beyin elektrosu denilen Evet. bir yöntemle takiplerini yapıyoruz. Ben aslında hocam her gelen doktorumuza da bu gebelerle ilgili durumları sormak istiyorum. Şeker Evet. hastalığı olsun, işte baş dönmesi olsun, enfeksiyonel hastalıklar olsun. Ya bu konu içerisinde de sormak istedim. Evet. Gebelerde bu durum nasıl peki? Epilepsi hastası olan bir gebe böyle bir durumda nasıl yol izlemeli? Çocuğa etkiler mi? Evet. Düşük yapma olasılığı var mıdır? Şimdi tabii gebelik bütün hastalıklarda olduğu gibi epilepsi hastalarında da kadınlarda bir sorun. Çünkü bu dönemde kullanılan ilaçlar maalesef çocuğu etkiliyor. Epilepsi ilaçlarında böyle yan etkileri var. Ama zorunlu oldukça da kullanmamız gereken ilaçlar da var. Yani bir epilepsi hastası bir kadın hamile kaldığı zaman hatta hamile kalmadan önce hekimiyle yakın irtibatta olması gerekiyor. Eğer nöbetleri çok seyrekse veya uzun bir süredir nöbeti yoksa ilaçlarının dozu azaltılabiliyor. Bazı ilaçlar özellikle gebelik sırasında çok riskli. Yani çocukta bir takım anomallere yol açabiliyor. Bu ilaçları kullanıyorsa kişi, onlar başlanmışsa öncesinden, mesela çocukluk yaşında ya da ergenlik yaşında bir kız çocuğuna bunlar başlanmışsa, ileride hamilelik düşündüğünde gebe kalacağı zaman bu ilaçları değiştirmek gerekebiliyor bazen. Evet. Çünkü bunların riskleri diğerlerinden fazla olabiliyor. En az yan etkisi olan ilaçları kullanmak gerekiyor hamilelik durumunda. Dozunu nöbetlerini kontrol altına alacak şekilde en küçük dozlarda vermek gerekiyor. Tabii kesmek mümkün oluyorsa ilacını kesebiliyoruz. Uzun bir süredir nöbeti yoksa, kontrol altındaysa kesilebiliyor. Ama tabii ilaç kesiminden sonra her zaman için nöbet tekrarı söz konusu. Evet. Nöbet geçirebilir kişi, o da bir risktir hamilelikte. Nöbet Anladım. geçiren bir kadının o esnada nöbeti uzun sürerse özellikle oksijensiz kalması yine çocuğu etkileyecektir. Etkileyebilir. Evet, riskli Hocam, bir durum yani. şimdi bir başlık daha vardı. Bu ketojenik diyet hakkında ben biraz konuşmak istiyorum. Nedir hocam bu ketojenik diyet? Ketojenik diyet bazı epilepsi nöbetlerinde önerilen, özellikle çocuklarda daha çok bunu önerirler çocuk nörologları. Ketojenik diyete vücuttaki asit baz dengesini daha çok keton içeren gıdalarla, asidik gıdalarla, protein ağırlıklı yağlardan zengin gıdalarla takviye ederek nöbetleri önleme yöntemi olarak düşünebiliriz. Yani çok etkili mi, çok kabul edilmiş tek başına tedavide rolü olan bir diyet şekli değil. Değildir. Yani bunu uygulayarak nöbetleri kontrol altına almak mümkün değil. Ama ilaç tedavilerinin yanı sıra önerilebilecek bir diyet türü.
Bunu zaman zaman öneriyoruz hastalara uyuması, eğer kolaysa, kişinin uyabiliyorsa. Nöbet kontrolünde yardımcı oluyor diyebiliriz. Nöbetleri tedavi ediyor diyemeyiz. Mesela yine bunun gibi bilinen yöntemlerden birisi de çok seyrek başvurulan vagal sinir stimülasyonu deriz. Bir siniri stimüle eden, uyaran yani vücuttaki bazı pil denilen uyarıcılar, PACE'ler. Bunlar da nöbetlerin bir kısım nöbette çaresiz kaldığımız, ilaçların fayda etmediği, dirençli epilepsilerde kullanılan yöntemler. Hocam şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela tansiyonun düşerse limonlu su, işte alçalırsa ayran. Böyle bir şeyler hep duyarız ya biz halk Evet. arasında. Peki bu durumda soğan koklatmak nasıl bir şeydir epilepsi hastasına? Hep bunu Evet. duyarız, Yani bir karşılaşmışsınızdır. takım yöntemler var halk arasında yapılan. Mesela doğru yapılanlar da var, yanlış yapılanlar da var. Mesela ilk bölümde konuştuğumuz senkop gibi durumlarda beyin kan akımı yavaşlamıştır. Beyine kan gitmiyor yer çekiminin etkisiyle. Bu hasta ayaktaysa, oturuyorsa bunu hemen yatırmak, ayaklarını vücut seviyesini, kalp seviyesinin üzerine kaldırmak. Hatta zaman bazen bacaklarını bükerek karnına doğru çekmesini sağlamak. Burada göllenmiş kanı beyine göndermek için yapılan manevralar. Ya bu Mesela soğan koklatmak ya da limon evet, kolonyası, kolonya kolonya, koklatmak. alkol, soğan koklatmak bunlar epilepsi nöbetlerinde yarar olan şeyler değil. Hastaya Değil. zarar da verir. Zarar verir. Evet, çünkü kolonya alkol vardır içerisinde. O esnada verdiğimiz alkol beyin hücrelerini uyuşturur. Nöbete bir yararı yoktur. Soğan yine aynı şekilde. Bazen yanlışlıkla veya işte psikojenik bayılmalarda, konversiyon nöbetleri dediğimiz psikojenik kökenli bayılmalarda yapılan yanlışlar da vardır. Yine kolonya, alkol koklatmak, hatta işte gözüne alkol damlatmak gibi de yanlış yapılan yöntemler var. Bunlar zarar verici yöntemler. Bizim böyle bayılan bir hasta karşısında hastaneye gitmeden önce yapabileceğimiz şeyler hastanın rahat nefes alıp vermesini sağlamak. Şimdi Solunum yollarını açık tutmak. hocam aslında yani hepimizin başına gelebilir. Ben yolda yürüyorum Evet. ve bir epilepsi hastası gördüm. Bir Hı. anda düştü ve bayıldı. Benim Evet. ilk yapmam gereken ilk müdahalem ne olmalı? Şimdi tabii siz çok belirginse hastanın kasılmaları, işte ağzında köpüğü veya bilinç kaybı epilepsi olduğuna karar verdiniz kendi görüşünüzle. Yani bu bir bayılma, normal senkop da olabilir. Yani hasta hareketsiz yerde yatıyor da olabilir. Hiçbir çırpınması olmadan sebebini bilmediğimiz bir durumda karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda yapılacak şey kişinin öncelikle rahat nefes alıp vermesini sağlamak, beynine ve tüm organlarına oksijen gitmesini sağlamak için ağzını açabiliyorsanız ağzını açacaksınız. Hastada eğer kusma gibi, kanama gibi bir takım ifrazatlar varsa, soluk boru yolunu tıkayacak bir takım ifrazat varsa başını yana doğru çevirerek bunların dışarı boşalmasını, soluk borusuna kaçarak akciğerlerine gidip nefesini durmasına sebep olmasını engellemek gerekir. Başını yana çevirerek rahat nefes alıp vermesini. Boynunu sıkan giysiler varsa bunları gevşetmek gerekiyor. Yakasını gevşetmek gerekiyor. Ve herhangi bir şey koklatmadan, vermeden, uyarıda bulunmadan kasılıyorsa başının altına yumuşak bir şey o esnada koyabiliyorsak kendisini yaralamasını önleyecek tedbirler alabiliriz orada. Çırpınma ve kasılma sırasında vücudunu sağa sola çarparak yaralayabilir. Bunları engelleyebiliriz. Çenesini çok kastığı için her zaman dişlerini açmak mümkün olmayabilir. Yani dudağını, dilini ısırmış olabilir. Eğer biraz gevşemişse bu kasları onu ağzını açık tutabiliriz. Yumuşak bir cisim ağız kenarına koyarak bu ısırmasını engelleyebiliriz. Rahat nefes alıp vermesini, kendisini yaralamasını önleyebiliriz. Bunları yapabiliriz. Başka bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey verilmez. Burnuna hiç herhangi bir şey koklatılmaz. Sokakta Ambulans peki yapabileceğimiz hemen şeyler çağrılmalı, bunlar. öyle değil mi? Evet, tabii. Burada ilk yardım çağrılma, ambulans çağrılmalı. O gelene kadar yapılacak şeyler bunlardır. Peki Eğer ki ailenin böyle bir evet. durumda ne yapması gerekiyor Yani ailenin? bu durum tabii evde de söz konusu Nasıl olabilir. yaklaşım
olmalı. Ailede de aile bireyleri de bir epilepsi hastalarının biz hep tarif ederiz anlattığım gibi nöbet esnasında yapmaları gereken bunlar. Ama nöbet uzun sürmüşse, bütün bu müdahalelerine rağmen durmamışsa, bilinç kaybı devam ediyorsa o zaman derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürmek gerekiyor. Tedavisi orada ilaçla yapılacaktır. Hocam son vermek istediğiniz bir mesaj, söylemek istediğiniz, aklınızda kalıp da söyleyemediğiniz varsa hemen alalım. Programımızı da burada kapatıyoruz. Evet. Epilepsi önemli bir konu nöroloji açısından. Senkop dediğimiz bayılmalar epilepsiyle çok sık karışabilen durumlar. Tekrarlayan bayılmaları olan kişileri önemsemeliyiz. Yani hayatında herkes bir kez bayılabilir. Bu çok kısa sürmüş, tekrar etmemiş, başka bir hastalığı yoksa belki önemli bir şey olmayabilir. Bir refleks senkop olabilir. Ama bu durum tekrarlıyor, uzun sürüyor. Başka bir takım belirtilerle birlikte oluyorsa, nörolojik belirtiler de olabilir. Bu kalple ilgili belirtiler de olabilir. O zaman mutlaka bir hekime, bir nöroloğa, yani, kalp ilgisi kardiyoloğa başvurması soğan gerekiyor. Soğan koklatmak, limon evet, koklatmak, limon kolonya. Zarar verecek evet, davranışlar. Mutlaka bir doktora bu konuda başvurmalıyız. Evet. Evet, mutlaka. Bu konuda bizi bilinçlendirdiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz hocam. Evet ve programımızın da burada sonuna geldik. Bugünkü konumuz senkop epilepsi hastalığıydı. Uzman doktor Mustafa Haluk Akış bizlerle birlikteydi. Stüdyomuza konuk oldu. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bizden bu kadar. Özel Anadolu Hastanesi Olay Sağlığı sundu.